Tamam da peki sahte bilimler o zaman neden bu kadar rağbet görüyor? Mesela günümüzde bilim ve teknolojinin geldiği nokta gerçekten ortada. Bu normal mi bu sonuca bakarak bu sahte bilimlerin bu kadar peşinden gitmesi? Astroloji üzerinden örnek verirsek benim çok ciddi söylüyorum bir sürü arkadaşım hocam yarım saat astroloji haritasına 1200 lira para verdiler. Bu işi öğrenmeyi düşünüyorum köşeye dönük kişi. Çok ciddi söylüyorum. Bak küçümsemek anlamında sakın kimse yanlış anlamasın. Küçümsemek anlamında söylemiyorum ama iyi kar getiren de bir iş olduğunu altını çizmek istiyorum. Ben değil, Evet, bilim evet. insanları astrolojiyi bilim olarak kabul etmiyor. Siz ne dersiniz? Buyurun. Şöyle Bu benim tane tane yorumum gideyim değil ve yani. sohbetin sonunda ister bilim insanı olsun, ister temel düzeyde evrendeki yerinin farkına varmış olsun, ister felsefeci, ister sosyolog olsun. Sonuç itibariyle bu evrendeki yerinin farkına varmış insanlar bahsettiğimiz sahte bilim bu kadar yaygın olması nedeniyle aslında çok dertli insanlardır. Çünkü zeki olmanın aklın ermesinin bedeli vardır. Tarih boyunca da hep bu bedel olmuştur insan için. Yani hayat bizim için aslında biraz acı verici, tırnak içerisinde. Şimdi kuşkuculukla başlamak istiyorum çünkü olayla bağlantılı. Çünkü kuşkuculuk sizin aldatılmanızı engeller. Burada bilimsel kuşkuculuktan bahsediyoruz. Hani program başında bahsettiğim şey. Çünkü örneğin, bu gerçek bir örnektir, birazdan vereceğim örnek. Dünya haliyle Güneş etrafında dolanıyor. 365 günde yaklaşık. Ve o Güneş Dünya hayali doğrultusu gökyüzünde belli takım yıldızlardan geçer. Takım yıldızlar birlikteymiş gibi görünen ama aralarında işte ışık yılı mertebesinde mesafeler olan aslında kütle çekimiyle birbirine bağlı olmayan yıldız sistemidir. Ancak iki boyutlu düzlemde birlikteymiş gibi görürsün ve bundan binlerce yıl önce Babillere kadar gidebilirsiniz. Bakmışlar işte bu koça benziyor, bu balığa benziyor. Burçların çıkış noktası bu. Dünyanın Güneş etrafındaki ekliptik yörüngesi ve Güneş Dünya doğrultusunun o yörüngede çizdiği, işaret ettiği trilyonlarca kilometre ötedeki takım yıldızlar sizin burcunuz oluyor. Siz doğduğunuz zaman Güneş'in arkasındaki takım yıldız sizin burcunuz oluyor. Şimdi Ay mesela siz eğer bilimsel kuşkucuysanız şu yorumlara inanmamanız lazım. Dünyanın arkasında balık takım yıldızı olduğu için, bakın bu yüz binlerce takipçisi olan bir astrolog yoktur. Dünyanın arkasında balık takım yıldızı olduğu için, balığa benzetmişler binlerce yıl önce neyse artık, sizin elinizden fırsatlar kayıp gider. Buradan ne ilişkisi kurmaya çalışıyor? Balık temizleyenler bilir, balık kayar. Yani elde durmaz kaygın olduğu için. Şimdi neden yayılıyor peki bu? Bunun bazı nedenleri var. Birincisi bazı hani çalışan insanlar var. Bunu işte psikologlar çalışıyor. Dunning-Kruger etkisi var. Bunu hani Darwin'in sözüyle şöyle söyleyebiliriz. Cehalet güven doğurur. Siz bir konu hakkında minicik bir şey bilirsiniz. Her şeyi bildiğinizi zannedersiniz. Çünkü aslında konunun karmaşıklığı hakkında fikriniz yokmuş. Şu anki sorunu insanlığın giderek artan sorunu budur. Çünkü bilgiye ulaşmak çok basittir. Herkes Wikipedia'dan profesör olur ve açıklamalar yapar. Aşı karşıtlığı hakkında açıklama yapan kişinin aslında virolog değildir. Virüslerle bir uzmanlığı yoktur. Ama konuşma cesareti görür kendisinde, cehaleti görür bence. Çünkü başında DR yazar. Şimdi ana nedenlerden biri bu. Diğeri de astroloji spesifik olarak ona gelirsek Barnum etkisidir. Yani size ben öyle cümleler söyleyebilirim ki sizi hafif eleştiririm ama sizi güzellerim böyle. Siz ondan alırsınız kendi karakterinize uygun olduğunu düşünürsünüz ama aslında benim size söylediğim cümle çok genel bir tanıttır. Bunu herkes alabilir. Mesela bu Barnum etkisine işte Forer etkisi de denir. Yapılan test bunu açıkça ortaya koyar. Bunu herkes yapabilir bu test. Günlük uçlardan bunu yapabilirsiniz. Ve bunun altında yatan nedeni tabii ki psikologlar da bakıyor. Niye böyle davranıyor acaba insanlar diye. Birincisi bence hani giderek daha da nüfusun arttığı ekonominin işte bir virüs nedeniyle sarsıntıya uğrayabileceği çok kırılgan zamanlara doğru gidiyoruz bence toplum olarak. Yani bir huzursuzluk var. Geleceğe dair bir belirsizlik var. Bu belirsizliği ortadan kaldırmak için ne yapmanız gerekir? Geleceği bilmek istersiniz zaten. Size ne söylediği önemli değil. Geleceği bilmek istersiniz. Öncelikle bu hissiyat var. Yani böyle bir bilme isteği var. Onun dışında insanın kendisiyle alakalı şöyle bir handikapı var. Biz eleştirilmeyi sevmeyiz. Bir sorun yaşıyorsa elbette bu sorun bizimle alakalı olmamalıdır. Çevredir sorun.
Ve o kadar ileriye götürür ki bu sorunun kaynağını astroloji sayesinde. Trilyonlarca kilometredeki takip yıldızlar, yıldız dediğin şey ısıtılmış gaz topundan başka bir şey değildir. Yani bir aile danışmanı değildir ama aile danışmanı gibi yıldızın konumuna göre hayatını şekillendirir. Çünkü acizdir. Yani güçsüzdür. Ve astroloji gibi sahte bilimler insanın bu zaaflarından, ki böyle zaaflara sahip olmak normaldir, bu zaaflardan beslenen bir toplum zararlısıdır. Astroloji ve benzeri tüm sahte bilimler. Şimdi baktığınız zaman tabii bunun altında yatan nedenlerden biri kadercilik de koyabilirsiniz. Yani benim yapacağım her şey zaten belliyse o zaman onu bilmekte ne zarar olsun ki? Ben de bazen dertleniyorum bahsettiğiniz gibi. Çünkü geçen bir çalışma yayınlanmıştı. Amerika'da astrolojinin milyarlarca dolarlık bir pazarı var. Milyarlarca dolardan bahsediyorum. Bir ekonomisinden büyük rakamlar var. Ve bazen diyorum ki yani bu öğretim üyesi maaşıyla uğraşacağıma göktek hareketleri de gayet iyi biliyorum. Konumları saniyesine kadar güzel verebilirim bir astrolojikçi olarak. Acaba mesleği bırakıp bir şey mi yapsam acaba, astrologluk mu yapsam diye eminim köşeyi dönerim. Yani bazen diyorum ya, bazen dertleniyorum sosyal medyada bunları söylüyorum. Yani Oxford'lu bir astronomi okuyan Oxford'lu biri olarak bayağı bir dönersiniz hocam. Değil mi? Oraya Oxford etiketini koyarsam şunu da belirtmek lazım. Kesinlikle. Astroloji üniversitelerde akreditasyon almış bir şey değildir. Hiç kimse astrolojiden PhD doktora yapamaz. Bunu biri söylüyorsa bu sahtekarlıktır. Yani böyle bir şey yok. İnsan uzman hani master yaparsın, yüksek lisans uzman alırsın ya, almak için ter dökersin onu. O iki hafta Hindistan'a gitmiştir. Ağzında dişi olmayan sözüm ona bir uzmandan astroloji dersi almıştır. Sonra uzman astrolog diye gelir ve sen onun ağına düşersin. Şimdi tüm dünyada durum bu. Ve insan şunu düşünüyor. Şimdi bilimin gelişiminden, bilginin gelişiminden bahsettik ya bugüne kadar, değil mi? İnsanlar kafa patlatmış. Hatta ölenler var değil mi bu uğurda? Yani bilim insanları çünkü biraz daha özgür düşüncelere sahip olduğu için, evet, haliyle zamanın kralları ne yapmışlar? Ya sürgün etmişler ya da kelle uçmuş. O süreçten buraya gelen o kadar emek veriyorsun, geliyorsun, bilim, teknoloji, artık ışık hızına yakın hızlarda uzay aracı göndermeyi düşünüyorsun 40 trilyon kilometredeki Proxima Centauri'ye. Ama geliyor adam mutluluğu ay ışığında arıyor. Ya da kaynanasıyla sorun yaşıyor. İşte Mars kızıl gezegen, kızıl olmasının nedeni demir oksittir bildiğiniz pas. Ya savaş tanrısının adı verildiği için kan gövdeyi götürecek deniyor Mars bilmem ne açı yaptığı zaman. Ben her zaman söylüyorum, Carl Sagan çok güzel söylemiş. Doğduğunuzda sizi etkileyen şey güneşin arkasındaki trilyonlarca kilometreki yıldız değil, ebenizdir. Çünkü ebeniz size diğer her şeyden daha yakın olduğu için aranızda bir kütle çekim kuvveti var, doğru. O nedenle sizi etkileyen şey budur demiş. Yani ve şuna da ben anlayamadım. Aslında insanlar biraz bilim okur yazarı olduğunda, evrendeki yerini anladığında zaten kendini özel hissedecek. Zaten evreni anladığın zaman kendini özel hissediyorsun. Evet, devasa bir boşluk, 93 milyar ışık yılı çapında bir gözlenebilir evren, muhtemelen evrenin kendisi bundan yüzlerce kat daha büyük. Orada sen 13 bin kilometre çapında bir gezegende hayat bulmuşsun ve o minicik gezegenden evrenin sonundaki ışığı alıyorsun. Yani daha inanılmaz ne olur? Sen bu hayat ağacının bir parçasısın işte. Bundan daha inanılmaz ne olabilir? Sen neden bilmem kaç yüz bin TL'yi astroloğa verip saçma sapan şeyler dinleyip sanat bir mutlulukla evine geri dönüyorsun? Ya anlatabiliyor muyum?